Merhaba, Bursa merkezdeyiz. Bursa merkezde Hanlar bölgesindeyiz. Burası İpek Han. Hemen Ulu Cami'nin yanında. Bursa tarihi İpek Yolu üzerinde kalmaktaydı. Ve ciddi bir ticaret yolu, o zaman en ciddi ticaret yolu olduğu için bu bölgeler Bursa'nın merkezi. Burada hanlar vardı. Ticaret kervanları burada hem konaklamalarını yapıyorlar hem de aynı zamanda alışverişlerini gerçekleştiriyorlardı. Hanların orta yerinde de kapalı çarşı mevcut. Şuradan kapalı çarşının içine doğru bir giriş yapalım. Kapalı çarşıda neredeyse her şeyi bulmak mümkün. Sen mi verdin hocam diyor? Ben verdim. Bir sürü koridoru var. Alt katı var, katları var. Yani alışveriş yapmayacaksınız bile. Geldiğinizde sırf dolaşmak için bile gezilir. Biliyorsanız İstanbul'daki biraz kapalı çarşı gibi düşünebilirsiniz buradaki kapalı çarşıyı da. İşte kuyumcular, çoğunlukta zaten kuyumcular mevcut. Her tarafa yayıldığı gibi bu sisi sadece kuyumcuların olduğu bir caddesi de mevcut. Sizinle birlikte bütün caddelerini yavaş yavaş dolaşacağız. Kendimce bir alta kadar daha inelim. Alt alta iniyor. Diğer taraftan da yukarı doğru tekrar çıkışımızı yaparız. Mobilya türü eşyaları satanlar da var. Söylediğim gibi her türlü şeyi satan dükkan mevcut. Bundan düşünün yüzlerce yıl öncesi de burası bir ticaret merkeziydi. Hala bir ticaret merkezi. O zaman da insanlar geliyordu, bir şeyler satıyordu, bir şeyler alıyordu. O zaman da dükkanlar vardı, şimdi de aynı şekilde. Bursa özellikle de tekstil konusunda çok ön planda olan bir şehrimiz. O yüzden çoğunluk tekstil ürünleri ondan sonraki çoğunlukta kuyumcular olarak devam ediyor kapalı çarşıda. İşte orada da bir han var yine. Çeşit çeşit etrafı hanlarla çevrili. Şimdi şöyle hayal edecek olursak koca bir İpek yolundan bahsediyoruz. Devasa bir ulaşım hattından. Şöyle bir alt kata girelim. Gözünüzü alabildiğince mağaza. Özellikle bu alt katta tekstil ürünleri mevcut. Yoğun bir şekilde. Her çeşit, her yaşa göre. Kadın, erkek, çocuk. Şey
Ben pudra şeker falan kaldıracağım. Mal mı? Biz bu koridordan devam edelim. Oradan da noktada gidiyoruz. Sonra bakan neler diyor, oradan bunu alacağım. Şunu da atlıyor olabilir. Özel mi geldi? Çok güzel. Ufak ufak gördüğüm kadarıyla fiyatlar da uygun fiyatlar gibi gözükmekte. Mutlaka ürününe göre fiyatı yüksek olan da vardı, ucuz olan da vardı ama uygun fiyatlardan başlıyor gibi gözüküyor fiyatlar. Ben inanmıyorum. Ben bu işten geldim. Abi kız vermesin. Şarkı söyleyebilmeyi seven amcalarımız da mevcut. Bu çarşının neredeyse tam ortası gibi bir yer. Burası özellikle kuyumcular mevcut. Sağlı sollu olarak. Daha bir modern mimariyle ya elden geçirilmiş ya sonradan yapılmış. Onunla ilgili bir bilgi göremedim işte açıkçası bir yerde. Ama kıyasladığımızda bir nevi İstanbul'da bir kapalı çarşı gibi. İşte baharatçısı da var, lokumcusu, kuyumcusu, bir diğer eşyalar satanları. Zemin katı, alt katı. Bu taraftan Ulu Cami'ye doğru çıkılıyor. Şu koridora girdik mi? O kadar çok koridor var ki. İnsan karıştırıyor. Ne yapıyorsun baba? Sana araba sen. Gördün mü? Yanından geçti. İşte oradan da yine alt kata inebiliyoruz. Burada da ayakkabıcılar varmış. Kapıda kuyumcular çarşısı. Demek ki asıl kuyumcuların yeri burasıymış. Şurada da dış bedesten çarşısı diyor. Az önce geçtiğimiz yere geri döndük. Labirent gibi. Labirent gibi özellikle bayanların bayılacağı, saatlerini harcayacağı bir mekan. İnternet.
Gezmeyi, alışveriş yapmayı sevenler, dükkan gezmesi sevenler özellikle. Onlar için harika yerler. İşte fiyatlarda gördüğünüz gibi 185, 100, 150, 140. Birçok mağazaya girdiğinizde bulamayacağınız tarzı fiyatlar. Ama tabii kalabalığı seviyor olmamız gerekiyor biraz da. Kalabalığı seviyorsanız, kalabalığı başınız ağrıtıyorsa işte bir tek sıkıntısı o. İşte sadece kapalı çarşıyla da bitmiyor. Onun etrafı da yine çeşit çeşit çarşılarla dolu. Yine şöyle havlu bornoz türü ürünleri bulabileceğiniz, rahat bulabileceğiniz başka bir çarşı daha var hemen. Kapalı çarşının yan tarafında. Burada ucuzundan, pahalısından, normal kalitesinden, en kalitelisine kadar. Yani şöyle geçeyim. Her çeşit fiyat mevcut. Çarşının girişinde de güzel bayrağımızı asmışlar buraya. Çok güzel olmuş. Direkt özellikle bir şey almak için değil de gezmek için geliyorsanız buraya belki gününüzü ayırmanız gerekir. Çünkü ben bir şey aramadığım için ve dükkanlara bakmadığım için hızlı bir tur yaptım ama bu şekilde hızlı gezip de buradan hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden sindire sindire rahat rahat dolaşmak için hatta alışveriş bile yapacaksınız. Onun için neredeyse bir gününüzü buraya ayırmanız gerekiyor. O büyüklükte hoş bir çarşı. Muhtemelen de geldiğinizde pişman olmazsınız. Aradığınızı bulursunuz. Yine bu. Mağazalar, çarşılar engamesinden çıkıp kendimizi Ulu Cami'nin önünde buluyoruz. Diğer videomuzda da Ulu Cami'yi anlattık. Onu da izlersiniz. Başka mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.